Bir önceki videoda aşağı anterior rezeksiyon yaptıktan sonra anastomoz kaçağını engellemek için koruyucu ileostomi açılmıştır. Yine rektumun orta ve distalinde yerleşen kötü huylu ve üvülü hastalıklarda hastalıklı bölge çıkartıldıktan sonra inen kolon bağırsak devamlılığını sağlamak için anal kanalla veya distal rektumla devamlılığı sağlanabilir bir anastomozla. Bu anastomozlardan kaçak enfeksiyon riskini en aza indirmek için de bir süreliğine dışkının oradan geçmesini engellemek isteriz. Bu engellemek için de hastanın dışkısını karın duvarından alacağı bir torba sistemi yapmak lazım. Bu ince bağırsak karın cildine ağızlaştırılması şeklinde olabilir. Bir önceki videoda onu göstermiştim. Burada da kalın bağırsağın yani kolostominin karın duvarına alınmasını göstereceğim. Anastomoz yapıldı. Görüldüğü gibi kolon dışarı alındı. Hastanın sağ üst kadranına bir torba bağlandı. Yediği içtiği gıda artıkları buradan geliyor bir süreliğine. Ta ki aşağıdaki bağırsak devamlılığı anastomoz iyileşene kadar. Anastomoz iyileştiğinde 3 ay veya 6 ay sonra hastanın alacağı ek tedaviye göre bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra hasta tekrar eski halinde normal yolla dışkılayabiliyor. Buna da aşağı anterior rezeksiyon koruyucu stoma yani koruyucu kolostomi ameliyatı deniyor.